Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Soylu. Marvelish Designer'ın 4. dersinde kumaş ve yastık yapıp bunları simüle ediyoruz ve hani gerçek bir düşüş sergileyip oraya atmışız veya yastık düşmüş, kırılmış falan gibi etkiler yapıyoruz. Etkiler bırakıyoruz, tasarlıyoruz ve sonra da bunları bu şekliyle simülasyon etkisinden çıkarıp dışarıya nasıl export yaparız, nasıl kayıt yaparız ve diğer programlarda nasıl kullanırız onu öğreniyoruz. Ve böylece ilk serimiz bitiyor. Bizi sürekli takip edin, takipte kalın ki bir şeyler kaçırmayın. Hadi başlayalım. Ha, bir tane de küçük yastık koyalım, yapalım. Alalım, tıklayalım. 30'a 30 yapalım. Ctrl C, Ctrl V. Şuraya kopyalayalım. Alalım parçasını şuradan. Şuraya getirelim. Şuraya getirelim. Sağ tıklayıp Flip horizontal de diyebiliriz. Flip normal de diyebiliriz. Birinde çevirir, birinde yüzeyini dönüştürür. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Ctrl Z. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şu üstte bozukluk var. Bunu da tıklayıp sağ tıklayıp Reserve Swing diyelim. Nesneleri seçelim. Çekelim şu aşağıya. Evet. Evet. Şöyle. Şimdi şunu da 20 iyidir. Pressure değeri de 20 olsun, buna bakalım. Gönder diyelim. Şöyle bir desen çizebiliriz buna. Mesela şuradan. Tıkla. Shift'e basarak şöyle düz çizelim. Şuradan şuraya. Şuradan da kapat. Kapattırdık. Aynısından Ctrl C ve Ctrl V diyelim, buraya da atalım. Evet. Strength'i arttıralım. Pardon. False Strength'i arttıracağız. Ve bunu tamamen vereceğiz. Şöyle yastıktaki izleri yaptık. Şunu da 15 yapayım. Daha da kaliteli olacaktır yastıktaki izler. Şimdi şuraya mesela şuradan şekil çizelim.
Ctrl C deyip Ctrl V deyip şuraya da bir tane aynısından atalım. Mesela şekilde. Bir tane daha yaptım. Bir tane de böyle yap. Böyle değişik yastık desenleri yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şeyi göstereyim size. Mesela kumaş bez nasıl yapılır? Şimdi bunu yapmanın yolu kolay aslında. Bir rectangle yapıyorsunuz hemen buraya. Senkronizasyon açık zaten. Rectangle'ımız da burada. İyi gibi görünüyor. Şimdi bunu nesneyi tıklayalım. Sonra da sağ tıklayıp Double Sided Surface diyelim arkadaşlar. İki tarafı da artık yüzey oldu bunun. Şimdi bunu alacağız. Çevireceğiz. Şöyle aşağıya doğru. Simülat diyelim. Simülat'ı kapattım. Devam etsin ya da. Nesnem seçildiyken şu nesneme ait particle distance'ı biraz azaltıyorum arkadaşlar. Daha da şuralardaki kırımlar iyi olsun diye. Nesne kalınlığını render'da 1 mm, simülasyonda da 3 mm gösteriyorum diyor. Burada bu ayarlarda da bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bir tane daha kumaş atacağım. Bu da şöyle dairesel bir kumaş olsun. Bunu da alalım ve sağ tıklayıp buna da double sided surface dedik. Tamam, iyi. Simülat diyelim bakalım.
Bastım da simülasyonu kapatıyor arkadaşlar. Ne şekilde durmasını istiyorsanız o dakika space'e basın ve şöyle dursun. Evet arkadaşlar, bu yastığı da buraya koyduktan ve nesnemizi bitirdikten sonra şimdi bunu kaydetme aşamasına geldik. Kaydederken save as garment derseniz sadece arkadaşlar buradaki kumaşları kaydeder. Yani bizim yapmış olduğumuz kumaşlı yastıkta onları kaydeder ve garment file zpeg formatında kaydedecektir. Şöyle bunu bir kaydederseniz arkadaşlar save deyip yine kendi formatında kaydedecektir. Şöyle bakın yastık diyeyim. Yastıklar diyeyim mesela. Kaydedeyim. Sahneme böyle kaydedeyim. Bir de bakın arkadaşlar. Export deyip mesela seçilileri mi? Şunları seçip export da diyebilirsiniz. Veya export deyip obje formatında exportlayabilirsiniz. Dışarıya çıkartıp hani kendi daha sonra 3D Max'le veya başka nesnelerinde çalışmak için. Mesela şunu alıp export deyip obje deyip hepsini o export etsin ve götürelim. Koltuk parantez içinde kumaşlı diyelim. Kumaşlı diyelim. Eğer bakın buraya gönderdiğimiz nesnenin mesela bu koltuğun daha önceden kaplamaları olmuş olabilir. Kaplamaları olabilir yani koltuğun kaplamaları. Şimdi obje formatına götürüp getirdiğimizde gidiyor. Eğer bu kaplamaları hani korumak istiyorsanız kendi 3D Max nesnenizde koltuğu sadece bu kumaşları export edin. Yani dışarı çıkartın. Sonra ana nesnenizde materyalli olan koltuğunuzun üstü direkt tam oturacaktır yani. Veya böylece de export edebilirsiniz. Koltuk kumaşlı deyip kaydederim arkadaşlar. Export olarak tekrar dışarıya çıkartsın. Şuradan save with texture file texture'lere de gönder de diyebiliriz. Okey diyelim ve export işlemi başlasın arkadaşlar. Evet, şimdi klasörümüze bakalım. Kumaşlı export gelmiş buraya obje formatında. Şimdi 3D Max'imizi açtık ve siz de kendi programınızı açın. Import deyin. Şuradan import diyelim ve model koltuk kumaşlı deyip objesine okey diyelim. Ve gelsin import diyelim. Nesnelerimin her biri gördüğünüz gibi gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde
Marvelous Design programıyla tanışmış oldunuz. Yastık, yorgan, kumaş gibi nesneler nasıl yapılır bunu da öğrenmiş oldunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Marvelous Designer eğitim setimizin 4. serisiyle birlikte genel olarak programı tanıttık ve programın ne işe yaradığıyla ilgili çok güzel ipuçları verdiğimize inanıyorum. Bizleri sürekli takipte kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.